Tüh. Çuvallara geldi su. Hay Allah ya. Güya set yapmıştım. Yok, suya sınır mı olur? İşim bitmeden sizinle ilgilenemem gençler. Öyle sevgi, ilgi falan şimdi olmaz. Şu an oyun vakti değil. İş vakti. İzmir Bayındır Alan kıyıdan günaydın. Sabahın çok erken saatleri. Ay birden sesimi yükseltince ortalıkta çınladı. Gerçi herkes erken kalkıyor, köy burası. Şimdi iş güç zamanı, sabahın serinliğinde herkes ne işi varsa onu yapacak. Ben sulama yapacağım, bir de ısırgan gübresi atacağım, dipten vereceğim. Topraktan vereceğim. Olan ürünleri toplayacağım. Yani iş güç zamanı. Ha bir de şu merdivendeki çiçekler. Merdivendeki çiçekleri sulayayım. İki gündür sulanmıyor. Bir canlansın onlar da. Dünden gübreleri Hasan sağ olsun motoruyla buraya kadar attı. Şimdi buradan el arabasıyla arka tarafa doğru taşıyacağım. Şu masayı biraz çekeyim, yol açayım kendime. Bir yandan da sulamalara devam ediyorum. Hortumla sulanacak yerler. Gerçi hala kuyuyu temizletemedim. Bunun için hortumla suluyorum. Kolay gelsin.
Evet, bugün yemekte dolma var. Tam dolmalık olmuşlar. Şimdi ısırgan gübresini doldurdum o kovaya. Seyreltmedim daha. Hortumu içine salacağım. Oradan akıp gitsin. Tek 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 seyreltmek için uğraşmayacağım. Kusura bakma ben çok özür dilerim, bugün ben unuttum, koştum bak ben şeyde baktım. Allah Allah, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? İyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, güzel gidiyor. Telefon ettim, yapmam öyle, dün bu bahçede bir. Aynen öyle. Yeter. Ay, sağ olasın. Nasıl, sağlıklar iyi mi? Çok şükür, çok şükür, her şey yolunda abla. Çocuk herkes iyi. İyiler, hanım Amerika'da. Hah, dursun orada. Ya hep iş hep iş değil. Bak işe bak annem. Kızım. Bak bak nasıl acıklı acıklı bakıyor şu an. Buyur gel. Kalkı sana. Gel annem gel. Gel kahve iç gel. Kahveye buyur.
Ya kalırsın orada işte. Oh Balkız. Ana, bak ne hatırladım. Gurku açmadım. Bunları açtın mı? Şuraya ısırgan gübresi yaptım. Şimdi öteki fasulyeleri akşama mı yapsam? Şimdi ne yapsam? Çünkü pis kokuyor. Şu anda alıyor musun? Çünkü söyle verdim. Diyorlar ki niye bağlıyorsun? Yeni izlemeye başlayanlar soruyor. Yazık değil mi? Koca bahçede o köpek niye bağlı? Bir bağlamasan tepende geziyor. Tepende gezsin, o önemli değil. Tavukların tepesinde geziyor. Tavukların da senin de, gelenin de, gidenin de. Ha, gelenin de üstüne atlıyor. O da var da ama tavukları yiyor. Tırnakları paramparça ediyor. Evet. Çok güzel kokuyor bunlar. Ben bunların kokusuna bayılıyorum. Bizim Sivas domateslerine bir bakar mısın? Olmamış mı daha? Bilmem. Yok. Bence abi. Olmuş. Evet, olmuş. Ay. Bakın, tartayım bakayım bu. 1 kiloya yakın.
Değil mi? Evet. Cız cız da mı uyuyordu? Cız cız. Cız cız. Güzel çalıyor. Cız cız. Cız cız uyan. Ben uyandım, sen de uyan ha. Hadi yerine yat cız cız. Çocuk yerinde zaten. Annelerin en gıcık repliği ya. Hadi yavrum kalk yerine yat. Neden? Çünkü tam uykunun en tatlı yerindesindir. Kalk yerine yat. Ne var orada yatsın. Sen hiç yapmadın. Yaptım canım, yapmaz mıyım? Anneliğin şanındandır. Terli yatacaksın, onu diyeceksin. Evet, şimdi de dolma. Akşam yemeği hazırlı. Tam dolmalık boy işte. Bakayım tadı Adana patlıcanı gibi mi? Yani biz dolma yerken böyle. Evet. Evet, gerçekten tamam. Bu sefer oldu. Bunların tohumunu, bir tane tohumluk bırakayım o zaman. Hibrit midir değil midir bilmiyorum. Bahadır çünkü fide olarak aldı geldi. Tam bak, dolmalık bir lokma. Gelecek. Bu da çok minikmiş hakikaten. Almasam olurmuş. Evet, sezonun ilk tohumunu alıyoruz. Salatalık kendini bırakmış. Onu çürütecek olan kısımdan iyice ayıralım. Sonra da bir bezin üzerine koyacağım. Suyunu süzdürsün. Ve kuruduktan sonra da külün içinde. Cam kavanoza biraz kül koyuyorum üzerine. Böylece sapasağlam kalmış oluyor. Evet, 2024 yılının ilk tohumunu böylece almış olduk. Hayırlı uğurlu olsun memlekete millete. Şimdi bu kalan salatalığı götüreyim, tavuklara vereyim. Ha, bu arada sabahleyin hani domates aldık ya, Sivas domateslerimizden. İlk defa domates kopardık, kızarmış. Bir tanesini tarttım, en büyüğü 435 gram geldi. En uyanık bu. Evet, birazdan burayı çapalı önce tırmıkla temizleyeceğim. Doğal öğütücüler, hadi bakalım çalışın. Karpuz kabuğunu koyuyorsun. 15 dakika sonra gel, sadece yeşili kalmış oluyor. Barbunyalar da kızarmaya başladı. E tabi bu sıcakta ben bile kıpkırmızı oldum. Kıpkırmızı ne? Simsiyah oldu. Evet. Barbunyalar da yani bir hafta sonra bir yemeklik kızarmış olur. Bu iş iyi oldu. Çünkü bakın, tünel yapmadığım kısımlarda birbirinin üzerine yığılmalar oluyor. Mesela
Bak. Buna mesela tünel yapmadım. Kolları attı. Ötekine orada birleşti bile. Kendiliğinden birleşti. Buna tünel yapmıştım. Onun için gayet güzel birleşti. Ama ortada tel tabii sıcağı görünce bu taşıyıcı tel esnemeye başladı. Onun için de çatallarla destekledim. Gidiyorum geliyorum fark etmemiş oluyorum. Bir salatalık alıyorum, iki salatalık alıyorum. Burada bir tane daha tohumluk bıraktım. Evet bu da bak ortaya bir sürü çatal attım. Evet börülceler de tamam. Bir börülce salatası hafta sonunda yaparız. İyi. Börülcenin kurusu da çok güzel oluyor. Özellikle de kuru börülceyi haşlayıp sonra sosuna, yani sosunu ayrı hazırlayacaksın. Bir limon, hatta 1,5 limon ekşiyi sevene göre. 1-2 diş ezilmiş sarımsak. Kimyon, karabiber. Kimyon ama olmazsa olmazı. Tuz, zeytinyağı. Bir de içine ne katacaksınız? Tahin incelteceksiniz ama suyla. Of, efsane oluyor. Gerçekten çok güzel. Muhteşem bir salata oluyor. Kağıttan çıkarmak zor oluyor da bunlar yapıştığı zaman bezden çıkarmak kolay oluyor ama. Ben de var ya bez kıtlığı gibi gitmişim minicik bir parça bez getirmişim. Evet kadife çiçeklerimiz de kurumaya başladı. Kış çayı. Çok güzel olacak. Bunlar. Sonra burada ada çayı bahçemizden. Sonra sepetin içinde mercan köşk. Bak bu ada çayı kurudu. Aynı şekilde burada kantaronumuz, ada çayımız kurudu. Bunlardan çok güzel çaylar yapacağız. Ve o zaman hayallere bakın şimdi. Dere akmaya başlamış olacak inşallah. Ve kar yağmış olacak. Bu yıl kar bekliyoruz çünkü ayva çok. Ayva çok olunca kış sert geçer derler. Onun için kar yağacağını umuyorum. Kar yağdığında da muhteşem olur manzara. Bak 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 gelmiş. Buna sarılmış. Bu küçücük bir şeftali seni nasıl taşısın? Sen dön git. Hala ben ne bekliyorum? Umutla. Bu tabii ki değil. Bu sene su kabağı da çıkmadı bende. Çok ilginç. Bu tarafta da yok. Diğer tarafta da yok. Oysa geçen yıl ne kadar zengindi. Çınarımın haline bakar mısınız? Çınarım sonbaharı yaşıyor. Ya. Hem kabuğunu atıyor, hem yaprağını döküyor. Yani oysa, yani bakın burada hala toprak nemli. Ama o nem yetmemiş demek ki çınara. Oh kuzum benim. Bunu tek gövdeye mi düşürmek gerek? Hangisi daha sağlıklı olur ki acaba? Burada bir zamanlar böyle acayip büyük bir ağaç varmış. Diyor ki Nurcanlar, dedelerim, dedemizin babası falan diyor.
duyduk diyor. Böyle dibini kesmiş, sonra da yakmış dibini ki bir daha çıkmasın diye. Çünkü buralarda hep sebze işi yapıyorlarmış. Onun için de tabii ağaç gölgesi olmaması gerekiyor. Ama o durmuş, sonra gene hayat bulmuş. Biz bahçeye geldiğimizde var ya, bu ağaç sadece şu incecik dal var ya, işte bu kadardı. Onun için ben fark etmemiştim burada bir çınar ağacı olduğunu da. Ay demiştim, Bahadır biz hemen bir çınar ağacı dikelim. Satanlar da demişlerdi ki bu var bahçede çınar ağacı. O zaman işte görmüştük bunu. Şimdi 2, 4, 5 tane, 5 tane kalın gövde var. Şunu saymıyorum. Şu ince bir gövde. O onlardan sanki ayrıca bir yerde filizlenmiş gibi. Bu 5 gövdeden acaba şu arkadakileri alıp sadece şu 2 gövdeyi mi? Ya da bütün bu gövdeleri alıp sadece bir tane oradakini mi bırakmalı ki kendini geliştirebilsin? Altında durduğunuz zaman var ya, hava bambaşka oluyor, serinlik. Ne uyudun be cız cız? Annem ne bu uyku be? Kalkıyor, iki kırt 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 yiyor. Sonra tekrar geliyor yatıyor. Balkız da uyuyup duruyor. Allah Allah. Aslında benim de uykum geldi bugün. Bugün demek ki bir uyku havası var. Böyle tatlı bir serinlik var. Ondan dolayı herhalde. Bizim kız duramıyor. Topluyor da topluyor. Evet, giydim çizmeleri. Güneş devrilmeye durunca herkes hareketleniyor. Birdenbire böyle sanki aklına gelmiş iş güç gibi. Nasıl durum? Tek verenin otunu da al. Ben yeğenin otunu aldım. Eldiven vereyim. Al. Eldivenle yap. Yoksa var ya ellerin, bak. Bak benim elim gibi olur. İyi bak, çilekler hem temizleniyor hem otları yolunuyor. Biraz biraz. Yok yok, o özellikle sarmaşık türü olan otlar fena. Evet. Bak arkana bak, kim var arkanda? Cızız. Evet. Koştu geldi, biliyorum. Eşik ediyor bana. Evet. Teyzesini yalnız bırakmıyor. Çocuğun üstüne atıyorsun teyzesi. Hah, o onun kökünü bul. Evet, o fena. Sarmış zaten bütün. Hı-hı. Ben de kümesi temizleyeceğim. Yani dışını. Bak şöyle, ne yiyorsa. O kadar çok yenmiş buldum ki böyle. Fare olabilir. Onun için at. Atıyorum zaten. Ha. Bunlar yenmez zaten. Çünkü bu aralar çok fareden söz ediyorlar. Bu kadar da kedi var. Ben de gördüm bak, şeye, gurk tavuğun oraya giderken kümesin altından fare fırladı. Evet. İnşallah yumurtalara bir şey yapmaz. Herhalde anne otururken yapamaz diye düşünüyorum. Umuyoruz. Yani. Hadi bugün günlerden ne? Çarşamba mı? Çarşamba mı? Ay haftaya bugün civcivler olacak. İnşallah ortada. Cık 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 cık. Evet ben gidiyorum. Tırmığımı alayım. Önce o otları bir toparlayayım. Evet, bu domateslerden de tohum alacağım. Çünkü bunlar siyah domates ama niye böyle olmuş? Bunlar anlamadım. Ay, kupkuru olmuş yaprakları. Mantar mı bu? Ya da bir dal mı kırılmış acaba?
Anlayamadım vallahi ne olduğunu. Yok, dal mal kırılmamış, yapraklar. Ay, kağıt gibi olmuş. Domates çok çabuk hastalanmaya eğilimli ya. Niye böyle? Bak o kadar kül, kükürt. Güllacı bulamacı, yok işte ısırgan falan. Tavuklara eşelenme alanı açtım. Şimdi bak nasıl oraya akın edecekler. Şu anda benden makineden çekindiler. Yok yok. Bakıyorlar. Şimdi bak o alana geçsinler. Nasıl mutlu olacaklar. Oh, hepsi şimdi orada eşeleniyor bak. Evet, İzmir Bayındır Alan Kıyı'dan herkese iyi akşamlar. Kızılcıklar oldu. Ama selelere dolamıyor çünkü istiyorum ki... Ay bal kız! Uf, tırnakların çok uzamış. Hayır! Yapma! Ah! Var ya yırttı üstümü başımı. Hayır! Hayır! Otur. Evet. Tırnaklarıyla böyle tırmalıyor insanı. Evet, kızılcıkları toplamak için istiyorum ki hani diğer kız kardeşim ya da Bahadır da olsun. Hani 3-4 kişi olursa... İki kişi bu yaygıları tutar, işte iki kişi çırpar, daha pratik toplanır. Geçen sene valla Bahadır tek başına toplamıştı ama kolay bir iş değil. Onun için özellikle de kaşındırma kısmı. Şimdi ben altında durdum. Ah bal kız, ah bal kız. Daha saatin gelmedi bal kız. Evet. Aslında şöyle düşünüyorum, hani plaj şemsiyeleri var ya, onları böyle açıp yaygı falan uğraşmadan böyle bölüm 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 çırpsak olmaz mı? Olur gibi geliyor bana. Bakalım, düşünce bu da. Yaygı yapalım derlerse yaygı yapacağız. Tabii yaygı da şuraya bir ucunu bağlarsak hemen sereriz. Pıt 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 toplanır. Yani böyle minik meyvelerin toplanma süreci sıkıntılı oluyor. Ondan sonrasında evet, ondan sonrasında uğraştırıyor ama o kadar önemli değil o. O yapılır. Evet, şu söğütler de çok aşırı uzamış. İnşallah bu kış bunlar çatır çutur inmez buraya. Çok uzun. Çünkü çok da dayanıklı ağaçlar değil bunlar, bu söğütler. Evet, bugünlük yeter dedim. Çünkü işte kümesin bu dış kısmını sıyırdım. Özellikle de o çapa aletiyle yaptım, karıştırdım ki bunlar eşinip deşinmeyi seviyorlar ya. Orada eşinsinler diye. Ama tabii bu tür aletlerin içinde yakıt bırakmamak gerekiyor ya. Onun için yakıt bitene kadar burayı da çapaladım. Burayı da çapaladım. Burayı ve daha oradaki... Börülceleri de çapaladım.
Çapaladım da çapaladım işte. Evet. Biberler bugün güzel sulandı. Yarın bahçenin diğer tarafını sulayacağım. Bu fasulyeler de sulandı bugün. Ama bu taraf biraz daha idare etsin. Yarın sulayayım. Suyumuz yok. Komşudan alınca da öyle çok hoyrat kullanmamak gerekiyor. Aslında hiçbir zaman hoyrat kullanmıyoruz da. Neyse şimdi ben çeşme suyuyla şu çiçekleri sulayacağım. Ondan sonra günü bitirmiş oluyoruz. Merdivendeki çiçekleri buraya aldım. Hakikaten kendine geldi. Merdivendeyken ölüp gidiyordu. Hatta bir tane sardunya dirilemedi.